arkadaşlar, günaydın. Bir yol yorgunuyum şu anda. Saat 6:27 geçiyor. Biz Pazarkule sınır kapısındayız şu anda. Aslında Yunanistan'a gideceğiz. Burası Pazarkule Bulgar kapısı ama arabaya sigorta yaptırmamız gerekiyor ve sigorta diğer kapıda yok. O yüzden buraya, pardon, Kapıkule'ymiş burası. Kapıkule'ye geldik, sigorta yaptırdık. Buradan da Pazarkule'ye geçeceğiz. Oradan da Yunanistan'a gireceğiz. Oradan da Tasos Adası'na gideceğiz. Biz Tasos Adası'na eskiden sürekli gidiyorduk. Çünkü hani Euro eskiden düşükken Bodrum'dan falan tatilden daha ucuza denk geliyordu. Niye daha ucuza denk geliyordur ki? Sonra Bodrum'a çevirdik rotamızı. Ama şu an yine Bodrum'daki fiyatlar aldı başını gitti. Hani Euro'nun bu haliyle bile orası çok daha karlı oluyor. Türkiye'dense ve hani kalamarlar, karidesler çok daha uygun fiyatlı oluyor. Ve bizim de çok sevdiğimiz bir ada ailecek yani. Üst üste 7-8 yıl gittik belki. O kadar seviyoruz. O yüzden şimdi ailecek toplandık. Oraya gidiyoruz. Bugün ayın 26'sı. Günlerden de pazartesi günü. Biz ayın 1'ine kadar buradayız. Sonra dönüyoruz eve. Benim maalesef sınavlarım falan var. Bu kızın sınav çilesi bitmedi. Yanımda... Benim de finallerim var bu arada. Senin finallerin bitmedi mi? Yok, hayır. Ne kaldı? Roma hukuku kaldı. Bir de hukuk başlangıcı kaldı. Emir de bu arada Marmara'da hukuk okuyor. Hatta bizi bu kadar hukuk serüvenine yönlendiren kişi de babamdır. Babam YouTube videolarımda olmayı hiç sevmiyor. O yüzden hep diyor bana beni çekme ama bu tatiller artık zorunlu. Babam da bizim, babamız avukat. O yüzden biz babamızdan bu kadar motive olduk ve ikimiz de hukuk seçtik. Böyle yani, şu an bir ailecek tatilimize başlıyoruz. Aynen, kavgası olur inşallah. Oo, bakın biz Emel evimizi nasıl yiyeceğiz. Aynalıda yatıyoruz. Oy. Biz Emel'le her tatilde mutlaka çok büyük bir, ağır bir kavga ederiz. Her. Bundan önce de şeye gittiğimizde, Avrupa turuna gittik Emel'le yazın. Paris'te etmiştik. Paris'te bana bir bağırdı. Of, ama o kadar artık delirtti ki beni, kaç gündür susuyorum. Paris'in ortasında bir parkta nasıl bağırdım Emel'e? Dedim git dedim. Kendim gittim. Onu bıraktım orada tek başıma. Yani ne zaman sıkılırsam şeye geleceksin, bir içe. Yok. Mesela şimdi Bodrum'da da geçen sene hep şeyden kavga ediyorduk. Ben sıkılıyorum. Nasıl? Odaya çıkmak istiyorum. Çıkıyorum odaya, bu deliriyor. Yaptın gel mı? Gel bir içe gel. Ben de sıkılıyorum çünkü tek başıma. Ne yapayım? Sıcak, güneşli sevmiyorum. Çok daralıyorum bazen. Gidiyorum uyuyorum odada. Hemen kavga etmeye başlıyorum. Arkadaşlar şu anda biz Bulgaristan'a geldik çok alakasız bir şekilde. Niye, nedeni anlattım daha demin size. Buradan arabayı sigorta yaptırıp çıkacaktık aslında ama o biraz zor oluyordu. İşte her seferinde yurt dışı çıkış alacaktık falan. O yüzden dedik ki Bulgar'dan Yunan'a geçelim. Yolumuz bir saat uzayacak ama yapacak bir şey yok. Burada da anacığım var. Anacığım bayağıdır vloglarımı yaptı. Heyecanlı mısın? Öpüyorum hepinizi. Ben de varım burada. Çok garip bir çocuk ya. Çok garip bir çocuk. Size buradaki hallerini göstersem. Ya bakın şu Emir'in bacağı ve bu benim. Yani aramızda 1-2.5 karış var ayağıyla. Hatta abi biraz zor. Ya tamam Emir ya. Erkek kardeş terörü. Arkadaşlar sonunda adaya geldik, Tasos'a. Bizim Avrupa'da ailecek en sevdiğimiz şeylerden biri, ne biliyor musunuz? Şu Lidl Market. Aşırı seviyoruz bunu yani ama Tasos'ta biz en son işte 2016'da geldiğimizde Lidl yoktu. Hatta dedik ki Yunanistan, daha Tasos'a vapura binmeden acaba Lidl'e gitsek de bir şeyler mi alsak kendimize. Sonra dedik çok yorgunuz, gidelim otele.
Ve geldik. Tosuz'un bir sürprizi. Lidl açılmış. Şimdi size Lidl'i de göstereceğim. Birazcık bizim BİM'in büyük hali gibi aslında yani. BİM'in aynısı. Çok bir farkı yok. Mesela çok da anlamıyorum bunların alfabesini. Donut 52 cent. Yine orada donut 65 cent. Emir bedava. Ne? Ama patron donutlar 65 cent. Ama evet de gerek yok. Sürekli şekerli şekerli kalorili. 50 cent 50. Gerek. Tabii ki de alacağım. 50 cent diye ama canım. Anne. Ben böyle bir portakal suyu falan alacağım. Ben de. Şuraya bak. Bak sandviç var. Sandviç aldım. Gel. Hadi şunu alır mısın? Don't you stop loving me. Baksana. Hiç senlik değil içindekiler. Turp, havuç, elma. Bu ne? Torba ne ödedin? Şurada. Sushi mi alsak? Var mı? Vardır tabii. Bak somon. Fiyatı mı bu ikisi? Ya bu sandviçler çok pahalı ya. Ne kadar? 3 euro. Evet, pahalı ya. Bak şunları ne alabiliriz? Bir iyice araştıralım mı? Gel. Sushi bakar, sushi'ye. Takmış sushi'ye. Allah'ın kilisesine. Yerde sushi mi görüyorsun? Evet, tabak altı her zaman. Efendim? Ya baba ya. Bakın böyle burada hep hazır salatalar satılıyor. Ne kadar fiyatı? 1.25. Nerede? Ama güzel değil Starbucks ya. Emir gel. Bir operasyon gel. Sushi arıyoruz operasyon. Hah gel burada. Sushi arıyoruz biz Emir'le. Ay gelin. En sevdiğim kısım. Ne operasyonu? Çikolata operasyonu. Neyse sonra. Bir sushi yere geçelim. Evet evet. Stratejimizi güzel belirleyelim. Aynen. Bakalım burada ne? Of, şu krem peynirin büyüklüğüne bak Emir. 800 gram. Emir'in maz kahvaltı. Ya Emir'in gerçekten kahvaltı. Bunu koysanız Emir'e yemin ederim yer. Bitirir. Yemin ederim ya. Yersin değil mi? Ondan iki tane yerim. Burada salamlar var. Evet. Sağda kıymalar var. Birazcık fiyat karşılaştırması yapalım. 400 gram kıyma 13 euro. Bunlar bir tane pork turu ya. Babak ve babak domuz. Evet, bu inek. Çarpmayın arkadaşlar çünkü bunların asgari ücreti farklı, birim fiyatı farklı, alım güçleri farklı. Ama yani alım gücü Yunanistan'ın bile bizden kardeş. Yüksek. Bakın karides var burada 14.70. Çok pahalı bu arada. Az bir şey. Ne kadar? 6 euro. Ama pahalıymış yani. Ama kaç tane var içinde? Büyük evet. Kaç dilim var? Kaç 4, piece? 10 tane. İyi bu arada. Çok iyi değil mi? Bence de alalım ya. Alalım mı? Alalım bir tane biliyor musun? İki mi alsak yoksa? Annemler değer mi acaba? Kesin yerler bu arada da pahalı olur ya. Farklı şeyler alırız. Tamam. Başka şuralarda da bakayım bir Gouda peynire bak. Ne? Gouda. Hani? Bak aşkım şurada bak. Dilimlenmiş Gouda. Bu ne? Ya bu normal cheese herhalde. Don't you stop loving me. Gel gösterelim birazcık daha. Bak şu tost peynirlere dilimle. Aa ben çok severim. Evet Emin çok seviyor bunu. 2 euro. Bunlar? Bu 2.39. Ama bak bu daha karlı. Bak. 1 kilogram. Aa bu aynı sevde var zaten şimdi. Bu aynı sevde evet. Var. Bir tane alalım. İki tane alalım. Çok kalabalık bu arada market, aşırı kalabalık. Neyse, ben şimdi kapıyorum kamerayı, size eve gidince neler aldığımı, odamızı, her şeyi göstereceğim. Otele gittik. Ben bayağı bir uyudum. Annemler denize gitmişler o ara. Ben uyudum çünkü çok yorgundum. Bir de bugün denize giremezdim zaten. Neyse şimdi akşam yemeğine geldik. Yani ada o kadar güzel bir ada ki. O kadar güzel. Şuraya bakar mısınız ya? Lütfen bir şuraya bakın. İnanılmaz ya. Böyle burası benim böyle huzurlu yeri olur ya insanın. Biz buraya
yıl 2009-7. 2007'den beri falan geliriz yani, hani bayağı eskiden geliyoruz. Sonra Türkler çok keşfetti burayı. Dedik merhaba efendim, merhaba. Ya kankam Buse ile karşılaştım. Arkadaşım, dörtlü kız grubumuz var bizim, Berfin, Beyza, ben, Buse. Buse orada. Neyse, bu odadan bahsedeyim. Çok seviyorum yani burayı. Gerçekten burası benim huzurlu, o güvenli alanım artık. Ben şu an o kadar mutluyum ki burada olmaktan. Şimdi bir balıkçıya geldik, Muses. Buranın en güzel balıkçısı bence. Biz hep buraya geliyoruz. Size menüyü de göstereceğim şimdi gelince. Arkadaşlar merhaba. Keyifler nasıl? Keyifler çok iyi. Senin... Size menüyü de göstereceğim. Menü gerçekten Bodrum'da fiyatlar aynı değil mi Emir? Evet. Niye elimi ittirdin? Saçım acıdı. Saçımı çektin o yüzden. Arkadaşlar Bodrum'a gitmeyin, buraya gelin. Ama vize sıkıntısı oldu işte. Bizim yeşil pasaportumuz var. Benim yeşil pasaportumun vitesi 1 sene kaldı yaklaşık. Benim daha o. Emir'in bayağı 6 sene var. Benim 1 sene sonra bitiyor. Bakalım vizeden ve diyenlerden biri ben olacak mıyım? Ama şu an bunu düşünmek için çok erken. İşte 4-5 metre. Arkadaşlar şimdi yatacağım. Yatmadan cilt bakımı namına çok bir şey yapamayacağım. Çünkü yanımda hiçbir şey getirmedim. O yüzden makyajımı temizleyip nemlendirebileceğim, maks yapabileceğim bu. Dedim yani bir seferde taşımayayım bu kadar cilt bakımı malzemesi falan. Taşımadım o yüzden. Birkaç günde artık cildim bana uyum sağlasın. Bugün yemeğe gittiğimiz yer adı Muses'ti. Zaten fiyatları hatırladıklarımı söyleyeyim size hemen. Biz en son buraya 2016 darbe senesinde gelmiştik. Yani tam darbe, döndük darbe oldu, çok net hatırlıyorum. O zaman geldiğimizde mesela kızarmış kalamar 8 euroydu. Bu sene zam gelmiş tabii yıllardır yani. Bunlarda da neticede bir zam oluyor bizim kadar olmasa da. 13 euroydu kızarmış kalamar. Artık çarpımı siz yaparsanız ben çarpmıyorum. Ben bir şişe, bir kadeh şarap içtim, o 3 euroydu. Yunan salatası, Greek salat söyledik. Peynirli, feta peynirli, soğanlı, zeytinli falan. O 8 euroydu. Annem babam Sardinya balığı söylediler. O 8 euroydu. Bir de karides söyledik. Emir, karides 13 euro muydu? Kaç? Karides 13 euro muydu? 13'tü. Öyle bir şeydi. Karides söyledik bir de. 6-7 adet böyle dolu dolu karides geldi. O tavadan değil, bayağı karides. Bu da 13 euroydu. O yüzden çok hani güzeldi. Çok keyif alarak yedim. Çünkü dedim ya, biz buraya ilk 2007 yılında gelmiştik. Yani çok küçüktük. Emir daha 3 yaşındaydı. Ben de ilkokul 1'e gidiyordum ilk biz buraya geldiğimizde. Ve hani o yüzden burası mümkün çok anı dolu bir yer. Çok seviyorum bu adayı ben. Çok huzurlu geliyor bana. Yani ailecek hep buradaydık tatillerimizde falan. O yüzden burası benim o huzurlu alanım diyebileceğim bir yer. Böyle. Bugünlük bu kadar. Yarın sabah annemler erken kalkıp kahvaltı yapacaklar otelde. Ama ben dedim anneme, beni uyandırma ne olur. Çünkü şu an benim arkadaşlar inanılmaz bir alerjim var. Instagram'da da paylaştım hatta, belki görmüşsünüzdür. Bu mezuniyet törenimden sonra cildim kabarıyor. Şu an diyor da böyle. Mesela şuram böyle, şu bölge kıpkırmızı olup kabarıyor. Güneşten, şundan, carttan, curttan bir sürü şey alerjim var ki. Ama genellikle bağırsak floramdaki bozuklukla alakalı. O yüzden Ayrus diye bir ilaç içiyorum. Alerji ilacı ve inanılmaz uyku yapıyor. O yüzden anneme dedim ya, ben uyanmayacağım anne dedim. Siz yapın kahvaltı dedim. Bana ne olur bir sandviç hazırladım. Otelde kahvaltı da var çünkü. Öyle. Şimdi yatıyorum. Yarın bir deniz günü olacak. Bol bol dinleneceğim. Güneşe asla çıkmayacağım ve bol bol güneş kremi süreceğim. Neyse, bunları yarın görürüz, konuşuruz. Sizi şimdilik öpüyorum. İyi geceler. Thank you.
tatilimizin ikinci gününden. Selam, bir dakika. Şezlongum düşüyor. La havle. Kameram da birazcık kötü. Lensi çizilmiş. O yüzden güneşli anda çok güzel gözükmüyor ama olsun. Şu anda Tasos Adası'ndayız. Otelimizin bir içindeyiz. Ben kendime şöyle bir kitap getirmiştim İstanbul'dan. Zülfü Livaneli'nin Son Ada diye bir kitabı. Tam da adadayım yani şu anda. Adada bunu okumak çok gerdi beni. Çünkü çok böyle ütopik bir hayatları var o insanların o adada. Ve sonra bir başkan geliyor. Ve o adayı distopik bir hale getiriyor. Ama bir de salaklık etmişim. Çünkü incecik bir kitap. Kaç sayfa biliyor musunuz? 180 sayfa falan. Ben dedim ki çok kitap okumam zaten dedim. Benim bütlerim var dedim. Laptopumu da getireyim dedim. Ders çalışırım dedim. Ama öyle olmadı. 104. sayfaya geldim şu anda. Açıkçası hiç idari hukuku okumak içimden gelmiyor. Bıktım yani okumaktan. O yüzden şimdi ne yapacağım bilmiyorum bu kitabım bitince. Saat şu an yaklaşık 4. Bir denize girdik. Çıktık. Annem şurada uyuyor. Emir odaya çıktı birazcık dinlenmeye. Ben kitabımı okuyorum. Keyfim yerinde. Video çektim Instagram'a. Çok güzel yani. Emeklilik hayatımı gerçekten burada geçirmek çok isterim. Çok huzurlu, çok güzel. Sakin, cırcır böcekli. Ağustos böceği mi deniyordu? Cırcır böceği diyorum ben ona. Cırcır böcekleri var. Denizin böyle sesi var arkadan. Otel bir böyle yol üzerinde. Arkadan böyle hafif hafif arabaların sesi geçiyor. Rüzgarın böyle hafif hafif esiyor ve tenim ve çok güzel yani. Bilmiyorum, keyfim çok yerinde şu anda. Bol bol güneş kremimi sürdüm. Savaş boyalarımı sürdüm. Dinleniyorum şu anda. Akşam yemeğe gideceğiz. Yine balık yemeğe gideriz diye düşünüyorum. Burada bir restoran var. Bayağı ünlü bir yer. Masabuka. Etçi aslında. Annemler oraya gidelim diyorlar. Böyle çöp şiş usulü. Ben de diyorum ki Türkiye'de o kadar çok çöp şiş et yeriz ki zaten ama balık çok pahalı yani Türkiye'de. Aslında annem de korkuyor şimdi diyor ocaklar, aynı ocakta domuz etiyle işte inek eti, dana eti yapılıyorsa korkuyorum yağlar birbirine karışır falan diye. Sen bilirsin anne dedim yani şu anda ben çok etle sütle karışmıyorum. Öyle şimdi ben bu kitabı kesin bitireceğim burada. Ve bayağıdır kitap okumuyordum, kendimi çok iyi hissettim. Belki en son kitap bitirmem geçen sene falandır yani bayağıdır kitap okuyamıyordum dönem içinde okuldan dolayı. Öyle yani bugünümüz şu an böyle sakin, huzurlu, mutlu, güneşli, gülerek, denizli geçiyor. Şu arkamızda bir beach var, La Scala Beach diye. Oradan şu anda Weekend'in falan sesleri geliyor. Birazdan müzikli bir yer. Ya benim gerçekten tatil anlayışım, yaşlı tatil anlayışı. Oturayım, müzik olmasın, böyle dinleneyim. Bunu seviyorum, bilmiyorum. Siz de böyle misiniz? Selam. Son iki gündür bir şey çek. Ne? Mont gerekiyor şu anda. Baba vallahi sıcak ya şu anda. Son iki gündür hiçbir şey çekmedim. Çünkü hiçbir şey yapmadık. Yani her gün aynı şey yaptığım için her gün aynı şey çekmek istemedim. Bugün sabah da uyandık. Çok yağışlıydı. O yüzden bugün deniz falan imkansız oldu yani. İnsanlar geçince çok geliyorum. O kadar Türk var ki şu an adada. Bu anksiyetemi Türkiye'de yaşıyordum, Yunanistan'da da yaşıyorum toplu alan içinde video çekiyorum. Ve neyse,
Dönmeden size birazcık buradaki ana merkezdeki çarşıyı gezdireyim. Restoranların hepsini tek tek gezdireyim size. Bakalım neler varmış. Çok tatlı bir mağaza varmış. Ya bak şu teyze. Şurada bir İtalyan restoranı var, Al Dente adı. Gittik mi? Hayır. Yunanistan'da İtalyan restoranına gitmek pek istemedim. Onun yanında bir tane daha balık restoranı var. Klasik zaten. O da full Türk arabaları, Türk plakaları dolu. Bakalım, gezmeye başlıyoruz. Menülere bakalım, gelin beraber. Her şey var ve o kadar taze, o kadar güzeller ki. Beraber çarşıyı geziyoruz. Çok fazla dondurmacı var, çok fazla krepçi var. Şu an titriyor muhtemelen kamera ama yapabilecek hiçbir şeyim yok çünkü ya bu kamera titreyen bir kamera. Gimbal olan bir kamera değil. Elime olabilecek sabit şekilde tutmaya çalışıyorum ama neticede ben de bir insanım. Şu tam böyle küçük çocukların çok seveceği böyle ürünler var. Parlak çantalar vesaire, bakın. Şurası bir bar. Burada çok fazla bar kültürü yok. Burası yani zaten sizin de görebileceğiniz üzere çok fazla aile yapısına uygun bir yer. Hah. Böyle sokak var ama geçen dün gezdik burayı. Şurada bir market var, onun dışında çok bir şey yok. Şu Olis buranın en güzel zeytinyağcısı. Aşırı güzel. Okay. Çok güzel bir zeytinyağcı ama pahalı. Ne kadardı Olis'te litresi? Olis'te zeytinyağının litresi ne kadardı? 7-8 euroymuş litresi. Pahalı. Şurası bu merkezin en ünlü dondurmacılardan biri. Önünde zaten normalde inanılmaz sıra oluyor. Bugün şaşırdım şu anda, yok saatten dolayı. Emir dün burada krep yedi. Food and food adı. Yemekler, yemek ve ayak. Baba biz ilerleyelim. Aynen. Gyros falan da var burada, bu Yunanların ünlü döneri. Emir yiyecek ondan galiba bugün de. Burada artık hediyelikçiler başlıyor. Şu an hediye almam gerekiyor mu acaba insanlara diye düşünüyorum. Ama o kadar hediye alınacak bir şey yok ki burada. Şurada zeytinyağlar. Zeytinyağı kim alacağım? Lokum. Canım traditional Greek delight değil canım. Turkish delight, yanlış olmuş. Lokumi demişler. Traditional Greek delight diye yediriyorlar. Yok öyle bir şey. Traditional Turkish delight o. Şurada acılı bir zeytinyağı. Aslında böyle bir şey alabilirim ben. Çok seviyorum acılı zeytinyağını. Arkadalar mı? Evet. Okay. Eczaneler var. Eczanelere girdim. Fiyat kontrol yaptım. Aynı yani Trendyol'la falan aynı fiyata geliyor güneş kremleri. Magnetler var burada. 1 euro. Şunlar 5 magnet alınca 1 magnet bedavaymış. Şu arkadakiler 1,5 euro. Çok pahalı değil yani bence. Bir Avrupa kadar pahalı değil. Yine. Fast and Furious abla. Şu terlikler çok güzel, çok beğendiktim ama yani bizim evde patik giyme geleneği çok yok. Babam bir arkadaşını gördü. Tanıdık gördük, onunla konuştuk. Şapkacıklar. Hello. How much is this? The one in the middle. Okay, thank you. 75. Kusmuş. Bu da fındığın kardeşi var. 75 miydi? Evet, 75 euro. Güzel değil mi? Evet.
Çarşı turu yapıyoruz birazcık takipçilerimle. Çok güzel ışıklandırmışlar burayı. Aynı Karaköy'dekiler gibi şemsiyeli şemsiyeli yapmışlar. Burası da bir ciros et satan bir yer. Şimdi bir dünya tatlısı daha var. Emir bugün taklaşı ciros pitadan yiyeceğim diye. Onun için geldik buraya kadar. Bakın. Şöyle fiyatlar yazıyor. Bir çöp şiş domuz 1.3 euro. Meat demek mi, et demek mi bilmiyorum ama o da 1.3. Fake pandoralar var. 4.90. Abla. He ablacığım. Emir sen nasıl anladın? İşte fotoğrafını çizdiren çocuklar var. Ay. Babam midesi ağrımış, bugün çok yemek yemeyecek. Hı, kesin. Bu kameramın netliği gitti. Niye böyle oldu? Sihirbaz göster. Şurada bir sihirbaz çocuk var. Biz 2017'de geldiğimizde de buradaydı. 2016'da geldiğimizde yine buradaydı. O çocuk hep burada yani. Bizim fix her gün takıldığımız kafemizde annemlerle. Şurası. Şu arkada Luna Park'ta Emir'le oyun oynuyoruz. Sonra geliyoruz şuradaki kafemizde. Yine yarış var. Takıl. Şurada Chillbox var. Emir'le eskiden biz buradan çok yiyorduk. İşte bu Frozen Yoğurt, Pinkberry'nin aynısı. Hiçbir farkı yok. Yine bir hediyelik eşyacı. O kadar çok hediyelik eşyacı var ki her yer bir hediyelik eşyacı. Burada yine bir hediyelik eşyacı. Şimdi ben de hediye alırım Ege'ye vesaire. Burada yine bir hediyelik eşyacı. Bana hediye alsana. Burada yine bir hediyelik eşyacı. Bu sağımızda yine bir hediyelik eşyacı. Her yerde bir hediyelik eşyacı. Bana da hediye alır mısın? Cevap vermedim. Takırı sormayı niye demedin? Evet. Falan çok az kaldı turumuzun bitmesine. Masabuka'ya da gelmemize çok az kaldı. Masabuka da bu çöp şişçi mantığıyla çalışan bir yer ama hani Tassos da bizim hep geldiğimiz, hani en ünlü diyebileceğim yerlerden birisi. Traditional Grill House dedi. Zaten aşırı kalabalık oluyor. Şu an saat 10.42. Ona rağmen bayağı bir kalabalık var yani. Dörtlü masaya otursana arkaya. Ha, orada aynı. Okey, oturalım buraya gel. Ben buraya oturacağım diye. Bence de orası. Fiyatları da göstereceğim hemen şimdi. Çıkın tavuk şiş. Bir dakika menüyetlesin. Tavuk şiş 1.80 tanesi. Köfteler, meatballlar 1.20. Sosis 1.20. Bu da sosis, doldurulmuş sosis. Pork, sal. Ciros, Emir bak, ciros chicken portion 9 euro. Pahalıymış ya ciros. Ama porsiyon dediğin acaba? Aynen, burası içecekler. Zaten şu domuzlar no. Annemle ailece direkt çok karşıyız bu domuz olayına. Domuz yeme olayına. Feta in olive oil. French fries, pita bread. Ama pahalıymış Emir ciros, eğer bu cirosun fiyatıysa. Bak ama böyle bak. Böyle. Yine 9 euro bu kalamarı yiyorsun o fiyata. Garip geldi ona birazcık. Sırf bir dürümün fiyatı ne kadar acaba?